Nesin zaman? Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Ben Aslı. Bugün sizlere lezzetli bir bakla yemeğiyle geldim. Zeytinyağlı bakla yaptım. Bütün püf noktalarını da verdim arkadaşlar. İyi seyirler diliyorum. Hadi hemen tarife geçelim. Evet arkadaşlar, bakla yemeğimizin yapılışına geçelim. İlk olarak malzemelerimi sayıyorum. Yarım kilo bakla, 2 tane küçük soğanım var benim. Bir tüm büyük soğan da kullanabilirsiniz. Birkaç adet sarımsak. Sarımsak isteğe bağlı, isterseniz kullanmayı da bilirsiniz. Bir tatlı kaşığı yemeğin içine kullanmak için unum var. Bir tatlı kaşığı şeker ve bir çay kaşığı tuzum var. Biraz zeytinyağım var arkadaşlar. Bunun için bir de şöyle bir şey yapacağız. Baklaları ayıkladıktan sonra limonlu unlu suya batıracağız arkadaşlar. Bunun için kabıma bir miktar su aldım. Buna ilk olarak şöyle yarım limon sıkıyorum. Çekirdekleri de kaçsın önemli değil. Kabuğunu da atıyorum. Ve içine bir tatlı kaşığı un koyuyorum. Bu baklanın kararmamasını sağlayacak. Ayıkladığım içine atacağım arkadaşlar. Şöyle onu bir karıştıralım. Onu bir çözülsün. Güzelce. Evet. Şimdi baklalarımızı ayıklayabiliriz. Aynı fasulye ayıklar gibi şu ucundan alacağız. Bir de şu ucundan alacağız. Şöyle ikiye böleceğiz arkadaşlar. Yani boyuna göre üçe de bölebilirsiniz. Bıçakla da ayıklayabilirsiniz. Bakla taze ise, kılçıksızsa. Mesela taze bir bakla. Pazarda ön sıralarda incecik görünüyor. Çok güzeldi baklalar ama tabii pazarcıları biliyorsunuz hemen arka sıradan kalın kalınlardan koymuş. Biraz sinirlendim ama yapacak bir şey yok. Bütün hepsi aynısını yapıyor çünkü. Ankara'nın pazarında da seçme gibi bir şansımız yok. Ege'nin pazarında, Akdeniz'in pazarlarında yine seçtiriyorlar ama buralarda öyle bir şeyimiz yok arkadaşlar. Bu şekilde gördüğünüz gibi baklaları ayıklayıp suyun içine atıyorum. Tabi ayıklamadan önce, bu işleme geçmeden önce baklaları güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra tekrardan ben unlu suya atıyorum. Şöyle ucundan alalım. Baklayı ayıkladım. Güzelce unlu limonlu suya koydum. Ocağa koyana kadar bu suyun içinde bekleyecek. Baklanın soğanlarını da şöyle yarım piyazlık şeklinde doğrayacağım arkadaşlar. Yemeklik değil. Aslında soğanı ufak birazcık daha tüm piyazlıkta doğrayabilirim. Ama şöyle doğrasam da yeterli. Zeytinyağlılar bol soğanı sever arkadaşlar. Uçlarını da alayım şöyle. Yani ben yarım kilo bakladan yapıyorum. Siz de ona göre hesaplarsınız. Daha çok da soğan kullanabilirsiniz. Evet, şu uçlarını alıyorum kenara. Evet, biraz da soğanlarla beraber sarımsak doğruyorum. Bu yemeğe lezzetini versin diye. Şu iki diş sarımsağı da üstünden koyacağım. Yemeğe kokusunu versin diye. Evet, ocağımızın altını açtık. Ben ilk olarak biraz ayçiçek yağı kullanacağım. İsterseniz zeytinyağıyla da yapabilirsiniz ama ben genelde zeytinyağlı yemeklerin altına birazcık ayçiçek yağı koyuyorum. Zeytinyağını yemekleri ocaktan aldıktan ve ılıdıktan sonra ilave ediyorum.
Evet, soğan ve sarımsaklarını da ekliyorum. Çok hafif kavuracağım. Soğanı biraz kavurduktan sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar unum var, yarım kilo baklava için. Onu ekliyorum ve onu birazcık böyle kavuracağım. Çok hafif bir çeyiz kokusu çıksın diye. Evet, baklayı da süzdüm. Güzelce üstünden de bir su döktüm. Baklayı ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Evet, şu taraftan daha iyi karıştıracağım. Baklanın püfü yemeğe un koymaktır. Bu yemeğe un koymazsanız pişmez. Rahmetli babaannem hep öyle derdi. Un koyulmayınca bakla pişmez derdi. Gerçekten de bakla geç pişen bir sebze. Daha önce pişirdiniz mi, bu yöntemi denediniz mi bilmiyorum ama ben bu şekilde pişiriyorum. Bu şekilde gördüm çünkü. Şimdi bir bardak, yani 300 milim bu bardak. 300 milimlik su ekliyorum. Soğuk su ekliyorum. Çünkü un var içinde. Sıcak su eklersek topaklaşma olur. Ama soğuk su iyi gelecektir. Altını tekrardan açayım. Kısmıştım. Az önce malzemeleri sayarken dereotunu çıkartmayı unutmuşum arkadaşlar. Onu da söylemeden geçemeyeceğim. Dereotu, baklanın birinci püfü un, ikincisi dereotudur. Dereotu buna dehşet lezzet veriyor. Ben dereotsuz bilmiyorum, sevmiyorum yani. Baklayı düşünemiyorum bile. O derece. Evet, şimdi arkadaşlar tuz ve şekerini ekliyorum. Tuzunu damak zevkinize göre ayarlayın. Şekeri de dediğim gibi yarım kilo baklaya bir tatlı kaşığı kadar şeker koydum ben. Şöyle bir hafiften bir karıştıracağım. Çok da zedelemeden karıştırmak gerekiyor. Ayrıca bu un kolay pişmesini sağladığı gibi yemeğe kıvam da veriyor. Kıvamını da ayarlıyor. Şimdi ben bunun kapağını kapatacağım. Kısık ateşte yumuşayana kadar pişireceğim. Evet, yarım saattir kısık ateşte olan yemeğim güzel yumuşamış arkadaşlar, pişmiş. Ben çok az daha su ilavesi yapacağım. Bu sefer sıcak su kullanacağım. Şöyle yarım su bardağı kadar. Evet. Şimdi üzeri için ayırdığım 2 adet sarımsağı bırakacağım. Sarımsakları şöyle koyayım. Doğradım. Ve dereotunu ilave edeceğim. Dedim ya, dereotu olmadan olmuyor. Evet. Birkaç dakika daha bu şekilde ocakta bırakıp altını kapatacağım artık. Yemeği servise alacağım arkadaşlar. Birazcık daha böyle kapağını kapatacağım. Ve 3 dakika daha pişireceğim. Evet, yemeğimiz bayağı soğudu. Ilık olduğu zaman da zeytinyağını koyabilirsiniz. Ben şöyle yarım çay bardağı kadar zeytinyağı gezdiriyorum üzerinden. Ve servise geçiyorum. Evet arkadaşlar, yemeğimiz pişti. Soğudu. Tam yeme zamanına geldi. Biliyorsunuz zeytinyağlar soğuk yenir. Gerçi bunları hala ısıtıp yiyenler de var. O da ayrı mesele. O zevk meselesi tabii. Baklayı herkes sevmez. Ben gerçekten çok seviyorum. Senede bir defa da olsa alır yaparım. Şifasından faydalanmak istiyorum aynı zamanda. Ama dereotlu yemekleri de gerçekten seviyorum. Şimdi hemen tadına bakalım. Aynı zamanda baklayı bu şekilde yiyebileceğiniz gibi üzerine yoğurt dökerek ya da yanına da yoğurt koyarak da yiyebilirsiniz. Tam istediğim gibi şöyle
Hatta çırpılmış yoğurt olarak koyayım. Ben yanına koymayıp üzerine koyacağım. Şu şekilde. Yoğurtla da çok lezzetli oluyor. Benim oğlum bazen bazı sebzeleri yemiyor ama yoğurtladığımız zaman çok seviyor. Sizin çocuklarınız da belki öyle olabilir. Siz de belki yoğurtsuz sevmiyorsunuzdur. İnan yoğurtla çok lezzetli oluyor. Bir de bu şekilde deneyin. Eğer daha önce denemediyseniz arkadaşlar çok lezzetli oluyor. Göreceksiniz. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı unutmazsanız çok sevinirim arkadaşlar. Evet, bir tane de yoğurtlu alalım. Yani yoğurt döktüğünüz zaman tadı başka yerlere gidiyor. Gerçekten çok daha lezzetli oluyor. Sizlere de tavsiye ederim mutlaka. Senede bir defa da olsa alın, yapın bu baklayı. Tüketin şifasından faydalanın arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum, kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.